İsrail füzeleri hastaneyi hedef aldı. En az 500 sivil hayatını kaybetti bu hain saldırıda. Katliamın ardından Filistinliler Ramallah, Kudüs ve El Hali kentinde sokaklara döküldü. Ramallah'ta öfkeli kalabalık Mahmut Abbas'ı protesto etti. Yaşananlar geliyor ekranlarınıza. Kişi hayatını kaybetti. Yüzlercesi yaralandı. Saldırı o kadar şiddetliydi ki hastanede çevresindeki binalarda büyük hasar gördü. İsrail Gazze'de hastaneyi vurdu. Aralarında çocukların da olduğu yüzlerce Filistinliyi katletti. Katliamın ardından Filistinliler sokaklara döküldü. İsrail'in kanlı saldırısı protesto edildi. Ramallah'ta yüzlerce Filistinli, Gazze'deki hastane saldırısı sonrası Ürdün'den dönen Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı protesto etti. Filistinliler "Halk Cumhurbaşkanı'nı yıkmak istiyor" sloganları attı. El Halil kentinde de öfkeli kalabalık sokaklara akın etti. İsrail'in abluka altındaki Gazze'deki El Ehli Baptist Hastanesi'ni vurmasının ardından Kudüslüler düzenlenen bombardımanı protesto etmek üzere sokaklara çıktı. Allahu Ekber! Göstericilerle İsrail güçleri arasında çatışma yaşandı. Sokaklar karıştı. Bu görüntülerse Ürdün'den. Yüzlerce Ürdünlü İsrail Büyükelçiliği önüne geldi. Öfkeli kalabalık Büyükelçiliğe saldırdı. Amerika'da bir grup Yahudi İsrail bayraklarını çiğnedi, Filistin'e destek pankartları açtı. Anlatması güç, izlemesi daha güç, peki ya yaşaması? Ekranların sağ alt köşesinde bir hashtag görüyorsunuz. En kanlı gece yazıyor. Lütfen bizimle görüşlerinizi paylaşın demiştim. Bugün de bizi kırmadınız. Mesajların ardı arkası kesilmedi. Birkaçını paylaşmak istiyorum hızlıca. Muhammed Bey, en kanlı gece hashtag ile bugün değilse ne zaman diye sormuş. Ve mesajlar devam ediyor. Deniz'le beraber toparlamaya çalışıyoruz. Omar Bek, İsrail ve Netanyahu Hitler'e ve Nazizm'e rahmet okutur oldu demiş. En kanlı gece hashtagini kullanarak. Ve yine bir mesaj daha İsmail Bey'den. Her birinize günaydın diyelim. Çok teşekkür ederiz kıymetli görüşlerinizi paylaştığınız için. İsmail Bey, X hesabı üzerinden. Katil, barbar, acımasız terörist İsrail dünyaya en kanlı geceyi yaşattı. Savaş suçu işledi. Dünya yine izledi demiş İsmail Bey. Evet, savaş suçu işleniyor sevgili izleyenler. Biz de tüm dünya olarak tanıklık ediyoruz. Haydi bir de dönelim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine. Onların da gündemindeydi elbette. İsrail'in kanlı gecesi, yaşattığı kanlı gece. Gazze'deki hastaneyi hedef alarak gerçekleştirdiği katliam kınandı meclis tarafından. Mecliste grubu olan 6 siyasi partinin imzasıyla yayınlanan o bildiride insanlık suçu olan bu saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz denildi. İnsanlık suçu olan bu saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi İsrail'in insanlık dışı saldırısını ve katliamını kınadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ortak bildirisi. Mecliste grubu bulunan bütün siyasi partilerin imzasıyla İsrail'in Gazze'deki hastaneleri hedef almasına ilişkin ortak bir bildiri yayımladı. Bildiriyi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder okudu. Gazze'de El Ahli ve El Memedani hastanelerinin hedef alınması sonucunda yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesinden ve bir o kadarının da yaralanmasından derin üzüntü duyuyoruz. İnsanlık suçu olan bu saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz. İsrail'in Gazze halkına karşı uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka aykırı saldırılarını artırarak sürdürmesini esefle karşılıyoruz. Bildiride tüm dünyaya çağrı da yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütün parti grupları ve milletvekilleri olarak bu vahşetin durdurulması için dünya parlamentolarını, uluslararası toplum ve kuruluşlarını
tutum ve inisiyatif almaya davet ediyoruz.